ettik de geldik. Doğayla bayağı bir baş başa kaldık. Bijon kırıldı. Ne yapacağız şimdi? Aman sen şey yapma, ben şimdi biri geçer bulurum ben bijon. Ne? Geçer mi biri peki? Bakayım. Telefonu verir misin? Ablamı arayacağım. Senin şarjı mı bitti? Evet. Nergis, bir sıkıntı var galiba. Benim telefonum çekmiyor. Ama sandviç yaptım. Çok güzel değil mi kepek ekmekli? Samet. Ama sen hiç meraklanma. Ben şimdi birini bulurum. Ben birini bulacağım şimdi. Hemen bijon buluyorum ben. Zaten burası ana cadde değil. Ama ben bir şey araba bulurum yani ben. Bulurum. Bak durdu. İnsanlık ölmemiş. Ya kardeş kusura bakma, durdurduk seni de. Bizim lastiğimiz patladı. Bijon da kırıldı. Bijon var mı sende? Var abi. Evet. Alıyor. Ben değiştiriyorum, sen meraklanma ben. Öldürtmüyor. Tamamdır. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Hayatım geç sen arabaya. Koskoca otelde başka oda yokmuş. Yani bilemedim ki. Evet ya, kötü oldu. Ama merak etme. Bu civardaki otellerden birinde muhakkak boş yer vardır. Ben oraya geçerim. Ayrıca odanı kullandırdığın için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sen beni ilk defa böyle görüyorsun değil mi? Hı hı. Sen de biraz... Ay kötü mü olmuş? Hayır, hayır. Sen bayağı bir şık olmuşsun. Benden de şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Ne iyi oldu ya. Burası bana çok iyi geldi. Böyle bütün stresimi attım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yani şu an bana da çok iyi geldi biliyor musun? Kafam dağıldı falan. İyi oldu yani. Diyorum ki acaba böyle birkaç gün uzatsak mı acaba? Yani şimdi bebeğe stres kötü etkiliyor ya. Hani sen biraz dinlenirsin, yorgunluğun gider. O yüzden dedim. Yok ya, dönelim. Tamam. O zaman yarın sabah bir şeyler yaparız, akşam döneriz, olur mu? Olur. Biraz dışarıda yürüyelim mi? Hava çok güzel. Tamam, olur, yürüyelim. Hazır mısın sen? Çantamı alayım. Hadi. Aslında ben çok başka hayal etmiştim biliyor musun? Yani biriyle tanışırım, ona aşık olurum. Sonra evlilik planları yapar, bebeğim öyle olur diye düşünüyordum. Ama şimdi yaşadıklarıma bak. Öyle. Ne demişler? Hayat, sen başka planlar yaparken başına gelenlerdir. Evet ya, çok doğru. Tabii senin de başka planların vardı. Yani yaşadıklarımız düşündüklerimizin tam tersi. Böyle olacağını hayal bile edemezdim. Aslında çok az kaldı. Yani 6 ay sonra her şey çok farklı olacak. Evet, öyle olacak. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Etsene. Yani her şeye rağmen içimde atan minik bir kalp var. Sanki bir şey eksikmiş ve o olduğu için şu anda her şey tamammış gibi hissediyorum. Hani kim bilir doğduktan sonra kucağıma aldığımda neler hissedeceğim. O yüzden ne olursa olsun çok mutluyum. Lale. Daha da mutlu olacaksın. Ben de her zaman yanınızda olacağım. Teşekkürler.
Çok güzel bir gündü. Evet, bence de öyle. Gerçi biraz aksilikler oldu ama. Olsun. Sen şey yap o zaman, eve gidince bana mesaj at, ben geldim falan. Tamam. Saatte nereden böyle Nergis? Sana ne be, seni ilgilendirmez, işine baksana sen. İlgilendiririm Nergis. Bir soru mu var Nergis? Yok, hayır yok. Evet var, ne olacak? Sana sorma. Nergis Hanım'a sordum, arkadaşım. Yok bir şey lütfen. Sen kimin mahallesindeki martistik yapıyorsun? Süt çocuğu. Samet. Çek elini ayağına. Çekmezsem ne olacak? Samet. Sen bana az önce süt çocuğu demiştin değil mi? Ama sen şimdi sütlaç olacaksın. Kurtuluş Nergis değil mi? Vallahi Nergis. Ay. Ben bir bakayım gelin. Dur kız dur. Seni bir daha bu kızın yanında görmeyeceğim, tamam mı? Hop 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 hop. Ne oluyor bakayım burada? Şşt, ayrılın ayrılın. Nergis sen geç bakayım arabaya. Hadi. Bilader sen de sakin ol. Durun. Hadi atsanım sen de atla arabana. Ama Kurtuluş abi. Ya burası ne yeri ne zamanı, sonra konuşuruz. Hadi oğlum hadi koçum. Tamam bilader. Bizim mahallenin delikanlıları işte. Sizin mahallenin delikanlısıysa sizin mahallenin kızına laf atmayacak arkadaşım. Kıza laf mı attı? Dur ulan ben seni! Dur abi dur! Ben abi, zaten dövdüm. Dur sen de benim gibi delisin. Bir sakin ol. Gitti zaten. Ha. Ya ne oluyor? Ha? Ne oluyor? Anlat bakayım bana. Ya abla ben de anlamadım ki. Şu taksici Tuğrul bana laf atınca benimciki delirdi. Tatlı çocukmuş ha. Değil mi? Ha. Ay. Ay annem arıyor. Ay var ya şimdi bize tatlıyı gösterecek. Hem de böyle terlik tatlısını ha. Samet. Nergis'in erkek arkadaşı. Ha. Ben de Kurtuluş. Nergis'in eniştesi. Memnun oldum abi. Ha. Ben buradan geldim, arabayı park ettim buraya. Nergis indi buradan, böyle aşağı doğru yürüdü. Bir tane taksici gelmiş buraya, şey oldu. Ondan sonra dedim abi bir şey oluyor galiba oradan. Hadi anladım ben onu. Şimdi Nergis'i ben eve bırakacağım. Sen de böyle yavaş yavaş uza bakayım hadi. Tamam abi sen Nergis'i eve bırak, ben zaten buradan uçuyordum. Memnun oldum tekrar. Hadi bakalım hadi tamam. Hallettim bunu. Hayırdır Baldız? Erkek arkadaşım varmış. Erkek arkadaşım mı dedi? Bunun kafa yanmış ya. Ben ne diyorum o ne diyor. Kızım bizden kız almak o kadar kolay mı? Ay ne diyorsun Kurtuluş sen be? Hadi götür bizi eve. Yürü. Allah Allah ya. Ona karışma buna karışma. Bu ne ya? Bana bak sessiz ol, çocuk arkada uyuyor. Herkes yapmadı bana böyle bağırma. Bağırmak şeyine şey yapmadım karıcığım. Hani ne oluyor diye ben şey yaptım. Bir şey olmuyor. Hadi hadi. İyi tamam. Kemerimi tak. Sevdiğim sestir biliyor musunuz bu sesi? Böyle hemen hemen her gece kulaklığımı takıp dinlerim. Öyle uyurum. Uyumadan önce meditasyon yapıyorsun yani. Anne karnındayken bebeğe de klasik müzik dinletmek gerekiyormuş. Sen nereden biliyorsun bunu? Ne var canım? Bilemez miyim? Hayır bu garip bir bilgi yani. Nereden biliyorsun? Allah Allah nesi garipmiş Lale? Biliyorum işte. Ay yoksa sen araştırma mı yapıyorsun? Ya nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Bilinçli babayım diyorsun yani. Güzel.
Sen bir de böyle okuduklarının altını da çiziyorsun. Ya ne münasebet Lale. Öyle zamanında denk geldi, okudum. Yani ne kadar oldu hatırlamıyorum bile. Neyse. Bebeğin doğmadan önce benim sesimi duyması gerekiyormuş. Doğduktan sonra tanıması için. E tabii sizin bağınız çoktan oluştu. Şimdi de yavaş yavaş oluşacak. Sen babanı sesinden tanırsın değil mi babacığım? Değil mi benim aslan oğlum? Bak ya, ikinci defa yapıyorsun bunu. Ne yaptım? Erkekmiş gibi konuşuyorsun. Ya kızsa, ya seni duyuyorsa ve sana küserse? Hı? Küser mi? Değil mi kızım? Kız da olmayabilir. Erkek oldu. İkisi de ikisinden biri olacak yani sonuçta. Yavrum, evladım, canım, güzel çocuğum benim, bizim. Bak, senin cinsiyetinin bizim için hiçbir önemi yok. Sen sağlıklı ol yeter. Tamam mı canım benim? Değil mi annesi? Toparlayabildin mi sence? Yani şu cinsiyeti bir öğrensek. Ha, ben sana onu söyleyecektim. Ben bir karar verdim. Ne? Öğrenmeyeceğiz. Nasıl yani? Cinsiyetini öğrenmeyeceğiz. Neden ki? Çünkü ben öyle istiyorum. Sen öyle istiyorsan tamam o zaman. Acaba ya çatlayacağım merakımdan cidden. Vallahi ben de çatlayacağım merakımdan ama sen bir türlü söylemiyorsun niye bu kadar geç kaldığını. Anneciğim söyledim ya ben kızlarla öyle muhabbete dalmışız da. Bir baksana bana. Bir yüzüme baksan. Ben de bir anımda enayi yazıyor mu? Kızım sen eğer üçüncü kızım olmasaydın eğer ben bu yalanı yutmuştum. Tamam mı? Ama önce ablanın yalanları. Arkasından Lale ile tabii zirve yapan o bebek meselesi. O yüzden hiç yutma. Sen bir bana bir dökül. Ha, hele bak bu hareket bak. Evet hadi de gelelim. Evet. Ya tamam ya. Bir çocukla görüşüyorum ben. Dökül. Anneciğim ya emin olmadan söylemek istemedim ben. Bir emin olayım. Öyle emin olma sakın. Sakın emin olma. Önce ben emin olayım ondan sonra sen emin ol. Anneciğim daha çocukla iki kere görüşmüşler ya. Yani bu hemen emin olmak, tanımak falan şimdi biraz erken değil mi? Hayır. Önce ben emin olayım. Sonra sen emin olursun kızım. Ablanlarda yaptığım hatayı yapmam ben. Bak sen bana göster o çocuğu. Ben onun zaten ne mal olduğunu daha 5 metre öteden tanırım. Anlarım tamam mı? Önce ben anlayayım, okey vereyim ondan sonra sen görüşürsün. O yüzden hemen getiriyorsun, tanışacağız en kısa zamanda. Tamam. Efendim? Onur Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yaptınız? Oda bulabildiniz mi bana? Maalesef efendim. Çevrede zaten fazla otel yok. Olanlar da dolu. Anlıyorum. Peki, teşekkürler. Hiçbir otelde oda yok. Yapacak bir şey yok o zaman. Yani eğer koltukta uyumayı kabul ediyorsan. Yani şu minderlerde yatmaktan iyidir. Üstümü değiştireyim. Tamam. Ay
Ay burada kalmasa mıydı acaba? Bak yanıma yaklaşmaya kalkmasın. Yok canım, avcunu yalar. Dokunamaz bile bana. Bu sefer kırarım kafasını. Ay ne yapıyor acaba? Kesin bir şeyler peşinde. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugününle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Ay ikisi de aynı odada kalmışlar Fikret. İyi ki boş oda yok dedirtmişiz. Hatırlıyor musun? Yıllar önce aynısını ben sana yapmıştım. Ay evet. Resmen Ava'da ön balayı yaptılar. Döndükleri gibi de hemen düğünlerini yaparız. Dosta düşmana da duyururuz artık. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Sana inanmıyorum ya. Koymadım ama. Yani öyle. Benim valize de koymuşlar Maya. Öyle mi? Ya acaba diyorum hazırlıklarını boşa çıkarmasak bu ne yapsak? Olur. Tamam. Ben de şimdi fırçalamaya gideyim. Tamam. Günaydın tekrar. Günaydın. Nergis Hanım. Erol Bey.
Nergis Hanım. Sizin burada ne işiniz var? Ben burada çalışmaya başladım. Size yakın olmanın başka yolu yoktu. Bana yakın olmak için mi? Sizi ilk gördüğüm andan beri aklımdan çıkaramıyorum. Ne yalan söyleyeyim, ben de. Toplantı var da çok büyük mü geç kaldım? Aa, saatim de yok. Dur ben bir hemen bir toplantıya bir koşu gideyim geleyim. Nereye be? Ya nereye? Ya. Vallahi dengesiz bu adam ya. Yemin ediyorum dengesiz ya. Ha yok. Yok. Yok olmuyor. Yok, bu yıldızın tüm keyfimin üzerine örttüğü o sır perdesini aralayana kadar bana huzur da yok, bana uyku da yok. Anneciğim, iç huzurun bol olsun. Güneş seni kucaklasın. Ben gittim. Nereye? Bilmem. O nasıl bir rüyaydı ya? Acaba o da benden etkilenmiş olabilir mi? Olamaz. O kadar da olamaz. Ama... Ne olabilir mi patron? Anlamadım. Günaydın Kurtuluş Bey. Sizlik bir şey yok. Zaten olacak şey de değil. Olacak şey var, olmayacak şey var. Zannetmiyorum, olmaz. Hadi biz işe gidelim. İyi. Yemin ediyorum bunlar ailece sıyrık ya. Ben bugün yanınıza geleceğim. Ha, oradan bin, oradan öyle şeyden bin. Ha. Alo, Şerife. Sır perdesi aralanmış bulunmakta. Ah Şerife, ah Şerife, dile benden ne dilersen. Beşi bir yerde hayırdanam sanırım. Düşündüm, hayır demem. Çüş. Ya, anlat. Onur'la Lale. Ağbada. Ön balayındalar. Ne? Ne? Ağbada ön balay... Olamaz. Hayır. Hayır. Hayır anne. Hamile falan değilmişim. Yani nasıl denir, böyle bir duraklama dönemi gibi bir şeye girdik ya. Zaten Erol bir öyle bir böyle. Ben anlamadım ki. Ya diyorum ki şu baklavalardan mı söylesek yine anne? Ne? Yaptırdın mı? Annem benim ya. Sen bir tanesin ya. Tamam. Tamam, ben zaten çıkacağım şimdi. Şef gider alırım. Hadi öpüyorum seni. Bay bay. Anne. Karşı cepheden kötü bir haber mi var? Hem de ne haber var kızım? Hem de ne haber var? Ne oldu? Onur'la Lale ön balayına gitmişler kızım, Ağbaya. Ne? Balayına mı gitmişler? Yani bu durumda Pelin'si bunu duyunca delirmiş oluyor. O zaman biraz ben de alınmayayım Pelin'si'ye. Güzel enerjilerimi yollayayım. Thank you.
denize girmiyor muyuz? Ha, ben bir üstümü çıkarayım, sen gir. Tamam, ben geçiyorum o zaman. Tamam. Lale, su çok güzel, gelsene. Geleyim, bir bakayım. Sen şimdi saçın bozulur diye suya da sokmazsın kafanı. Allah Allah. Evet. Gel. Ay. Ay benim başım. Ay bebeğime bir şey oldu kesin. Bebeğine bir şey oldu. Ay çok kötü. Yardım edin. Çok kötü. Bir şey olmayacak. Ay çok canım yandı. Çok canım yandı. Ne mi şimdi? E senin bana yaptığın şakanın rövanşı. Aynı şey mi? Sana bir şey olacak diye korktum. Ay beni de düşünürmüş. Düşüneceğim tabii. Sen benim bebeğimi taşıyorsun. Ha sadece bebek için yani. Tamam, sadece o yüzden değil. Şaka yaptım. Efendim? Şaka yaptım. Şaka mı yaptın? Al sana şaka o zaman. Şaka yap, maskeymiş gör. Ya vallahi korkmuyorum. Pislik. Makine açmıyor. Beni anca burası sakinleştirir. Ay, çok uzun zaman oldu. Ay, o kadar güzel gözüküyorlar ki. Ay yok yok, yapamayacağım ben. Ay, çok güzel kokuyor. Ay bir kereden bir şey olmaz ya. Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Ben şu böreklerden istiyorum. Peynirlisi, patateslisi ve ıspanaklısı var. Hepsinden olsun. Şundan da istiyorum. Ay bu ne? Cheesecake mi? Bunların hepsinden istiyorum. Ay traliçe. Hep çok merak etmiştim. Ondan da istiyorum. Şundan da istiyorum. Şu da. Bu renkli toplardan da. Bu çikolatalardan da. Şu kurabiyelerden de. Hepsinden istiyorum. Paket olacak herhalde. Hayır, hepsini burada yiyeceğim. Peki. Şu kurabiyeden de. Peki. Annem baklava hazırlatmış da size onu almaya geldim. Hemen hazırlıyorum. Ay bunun burada ne işi var ya? İyi insan lafının üstüne gelirmiş diyeceğim ama bunun için anca iti an çomağını hazırla denir. Pelin Su. Ay maşallah ya. İstersen ben kendimi de dilimleteyim, masaya koyayım, onu da ye. Çünkü bu sana yetmez. Ay o modası geçmiş gözlükler de ne be? Karbonhidrat alırken tanınmamak için mi? Filizciğim, eğer bir gün intikam almak için bir yemek düzenlersem kendinden bir parça kesip verirsin. Ayrıca bu gözlükler de senin o benin için o kadar gözümü alıyorlar ki anca kapatıyor. Benim benimden bir kere Cindy Crawford ve Tülin Şahin'de de var. Ay sen kendini onlarla bir mi tutuyorsun? Zavallı. Ay çok affedersin Filiz ya. Ben senin bazen ne kadar şuursuz olduğunu unutuyorum. Affedersin, kusura bakma. Vallahi bugün o kadar mutluyum ki senin o küçücük seviyene hiç inemeyeceğim. O yüzden de düşene bir de ben tekme atmayacağım yani. Ya da atacağım. Sen şimdi ne oluyorsun tam olarak? İkinci kadın mı? Kuma mı oldun sen ya şimdi? Ne oldu?
Galiba işten kaçtı, ben yerim senin yerine. Gül, gül. Gülerken de bol inşallah. Ne demişler? Son gülen iyi güler. Bir gün sen benim bu avuçlarıma düşersin Filiz. O zaman da ben böyle güleceğim. Ya sen benimle uğraşmasana. Git bir kere sen o kendi acınla uğraş, üzüntünle uğraş. Allah Allah. Gitmişler avada balayı yapıyorlar. Ön balayı hem de. Sen burada. Maşallah bütün İstanbul'u yiyorsun ya. İyice şuursuzlaştın. Ne avası, ne ön balayı. Ay senin yine mi haberin yok ya? Yine kötü bir haber. Yine Filiz Sarıhan. Canım dikkatini çekelim. Sarıhan diyorum. Neyse ben kaçtım. Sana da uyum olmaz. Bye. Hazır mıyım bak bunları? Evet. Hoşça kal bulimik. Eğer bu şuursuzun dedikleri doğruysa ikinizin de benden çekeceğiniz var. Masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. Masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. Dalgalanır durur sular gibi, hasretin çarpar yüreğime. Ay gibi parlar geceme. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. Al bütün varım yoğum senin. Ay burası çok güzelmiş. Evet ben de çok beğendim. Burası bana çok iyi geldi. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değişiklik oldu işte ikimize de. Gerçi annelerimize teşekkür etmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Artık dönelim mi? İstersen bu gece de kalalım. Hatta birkaç gün kalabiliriz ha. Gidelim bence. Tamam. Nale. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bir daha öyle bir şey yaşamayacaksın. Sana söz veriyorum. Ah! Ne oldu? Kıpırdadı. Ciddi misin? Evet. Kesin mi bu sefer? Evet. Ay kıpırdıyor. Duydum. Tekme attı. Hissettim. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde?
İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.